başkan adayına da başarılar diliyoruz. Kazanan merak Beşiktaş edelim. Olsun. Kazanan Beşiktaş olsun. Biz zaten yayınlarımızda hep adayları anlatıyoruz. Tek tek isimlerini anlatıyoruz. Projelerini anlatıyoruz. Paylaşımlarını anlatıyoruz. Ama yine söylüyorum. Bugün de toplantı çok keyifliydi. Sayın Hasan Arat'ın kahvaltı toplantısı. Yaklaşımı iyiydi. Şeffaf olacağız dedi. Medya karşı da iletişimimiz şeffaf olacak dedi. Sayın Adalı da bu konuda medya iletişimi konusunda çok önemli adımları var. İyi ilişkileri var. İkisi de eski yönetici. Ben Sayın Hasan Arat'ta çalıştım. 1998 döneminde iki seçim kaybettiği dönemde 2000'de 2002'de de çok yakinen biliyorum. Yani Sayın Adalı'nın yöneticilik dönemlerinde de iki başkan adaylığı döneminde de çok yakinen çalıştığım için biliyorum. İkisinden medyayla ciddi sorunlar yaşayacağını düşünmüyorum. Sadece Beşiktaş'ın marka değerini artırma konusunda farklı tarzlar olabilir, farklı yaklaşımlar olabilir ama sonuç itibariyle Sayın Adalı'yı da iki adayı da belki de önümüzdeki günlerde iki adayı da futbol plas ekranlarında misafir edeceğiz. Bakalım onların yoğun takvimleri var. Son dakika bile maç 90 dakika bitmiş. Son 3 dakika oynuyorlar. 3 dakikada gol atar mıyız? Öne geçebilir miyiz? Şey var. O yüzden yarın bugünü bekleyen Sayın Serdar Adalı'nın projelerini beklemek lazım. Yani yarın ki projeler hiç açıklanmamıştı bu ölçekteki projelerini. Yani en ağır projelerini, bomba dediği projelerini sona bıraktı. Ben yarın onda şahsen merakla bekliyorum. Bu projeler gerçekten dedikleri kadar iddialıysa seçime etki edebilecek net projeler. Bunun da altını çizmemiz lazım. Hepimiz merakla bekliyoruz. Teşekkür ediyorum tekrardan. Ben teşekkür ederim. Sorunuz varsa şey yapabiliriz, alabiliriz. Transfer olayı sorulmuştu. Onu da zaten konuştuk. Onun dışında yine selam, iyi yayınlar. Kazanan Beşiktaş olsun yorumları var. Tıpkı evet arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bakın bazen yükseliyorum, bazen kızıyorum. Şimdi genç arkadaş kaç kişi var şu anda yayında? 120 kişi var. Arkadaşlar da söyleyelim. Sağ olsunlar bundan sonra dinleyecek olanlar da oluyorlar. Şunu anlatayım. Bakın işte Beşiktaş'ın parası olan, Beşiktaş'ta ekonomisi iyi olan, gücü olan birçok insan bu işte yaşanan süreçlerden, yıpratmalardan, aileye yapılan sataşmalardan, küfürlerden dolayı bu işlerin içerisine girmek istemiyor. Uzak duruyorlar. Sonra da eleştiriliyor. Deniyor ki işte bu iş adamları, bu insanlar girmek istemiyorlar. Niye Beşiktaş'ta uğraşmıyor? Neden Beşiktaş'a katkı sağlamıyorlar? Bu neden maddi manevi yanında olmuyor diyorlar. Şimdi iki tane aday çıkmış. Yani bir de Sayın Adalı hapis yatmış Beşiktaş için 6 yıl haksız yere. Ondan sonra bu süreçlerde birçok transferde yöneticilikte imza atmış. İhtiyaç olduğunda gelmiş. Yani Sayın Hasan Arat da öyle. İki defa seçim kaybetmiş. Ya Sayın Serdar Adalı gibi. Ama bir şekilde Beşiktaş'ın içerisinde olmuş. Bu isimlerin aday olmasını ben anlamlı ve değerli buluyorum. Ya sonuçta iki tane aday var. Yani birbirine yıpratmak, ona saldırmak. Evet ben de Sayın Hasan Arat'la ilgili birçok olumsuz şey yazabilirim. Sayın Adalı ile ilgili birçok eksik olumsuz şey söyleyebilirim. Ama buradaki temel nokta iki adayın Beşiktaş'ı daha iyi yere getirmek için ortaya koyduğu projeler. Yani siz üyesiyseniz, kongre üyesiyseniz dinleyeceksiniz, bakacaksınız. Adaylar ikisi de esirgemiyor projelerini. Ben diyebilirsiniz ki ben Hasan Arat'ın şu projesini gerçekçi buldum. Şunu da işte hayal ürünü buldum. Bu gerçekleştirilemez. Ben buna inanmıyorum ama işte Serdar Adalı'nın şu projesini gerçekçi buldum. Ama şu projesi bana çok mantıklı gelmedi. Bir buçuk yılda bunu yapamaz. Ondan sonra o yüzden bu aday daha bana samimi geliyor. Daha güçlü geliyor. Etrafımdaki insanlara soruyorum. Araştırıyorum. Herkes araştıracak ve bir adaya gidecek. Vicdan dinleyip oyunu atacak. Yani Beşiktaş idaresi hürdür. Yani bundan dolayı kendi adayınızı desteklemeniz daha makul. Onu öne çıkarmanız daha makul. Karşıyı da eleştirebilirsin ama hakarettir. Onu destekleyenlerle sataşmadır falan. Beşiktaş'ta birlik beraberliği bozar. Bu benim tasvip etmeyeceğim. Beşiktaşlık duruşuyla da yan yana koymayacağım durumlar. O yüzden biraz daha sakin olmak lazım. Yarın tribünde yüz yüze bakacağınız, camiada yüz yüze bakacağınız insanlarla Beşiktaş siyasetini yapmak, seviyeyi aşağı düşürmek hiç kimseye faydası yok. Herkes bu konuda dikkat etmesi lazım. Herkesin ayağını hani derler ya denk alması lazım. Yani biraz çünkü yarın bir hakaret edersiniz, karşıdaki de size der.
yüz yüze gelirsiniz tribünde yan yana omuz omuza bakamazsınız. O da nifak ve birlik beraberlik sağlamaz. Çünkü yarın seçim bittiği zaman kazanan aday kim olursa olsun camianın taraftarının onu desteklemek gibi bir mecburiyeti var. Yani seçim bitti hadi deyip yeni bir sayfa açılır. Bu böyledir. Ama eğer hakarete varırsa iş, manipülasyona varırsa, bel altına varırsa o zaman da karşıdaki insanlar ve onun taraftarları diğer insanları unutmuyorlar. Ve bu bir şeye dönüşüyor, bir kangrene dönüşüyor, bir kaosa dönüşüyor. Bundan uzak durması lazım Beşiktaş'ın. Yani yazmak kolay ama toparlanmak zor oluyor. Yani sonuçlarını düşünmek lazım. Sonuçlarını düşünmek lazım. O yüzden biraz daha sağduyu bekliyorum. Herkes kendi adayına oyunu vermekte özgür. Ama Beşiktaşların sevinmesi gereken iki tane aday var. Ve iki alternatifleri var. İki güçlü alternatifleri var. Birini seçecekler. Sen ister Adalı'yı seç, ister Arat'ı seç. Ama gerçekler karşımızda. Demokrasinin güzelliği de bu. Önemli olan Beşiktaş'ın kazandığı, Beşiktaş'ın efsanelerinin daha seçim olmadan kazanmaya başladığı gerçeğidir ki bu da beni son derece mutlu ediyor. Ben proje konuşuyorum artık. Ben şey konuşuyorum. Çağırmak kulak verdiler. İlk demecim böyleydi. İlk yayınım böyleydi. Artık listeleri tartışıyorum. Artık projeleri konuşuyorum. Bu da güzel bir süreç benim için. Bizim için veda vakti o halde. İzleyicilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izledikleri için. Biz yine yayınlarla buralarda olacağız. Zaten Fatih Doğan da söyledi. Listeler konusunda yine bir yayın yaparız diye. Listeler ve projeler. Sayın Adalı da açıkladıktan sonra onu bekledim. Hem Adalı'nın projelerini koyacağız alt alta. Hem Arat, Sayın Arat'ın projelerini koyacağız. İkisini kıyaslama yapıp yorumlayacağım. Sayın Adalı'nın listesinde, Arat'ın listesinde karşılık koyup onları da kıyaslayacağız, yorumlayacağız. Hiç merak etmesinler. Daha pazar gününe kadar çok uzun 4 günümüz var. Yani çok uzun. Futboldaki Şampiyonlar Ligi'ndeki şey gibi. 90'dan sonraki 10 dakika gibi bu süreç. Uzatmalar. O yüzden uzatmalarda her türlü gol olabilir. O yüzden biz de beklemede kalıyoruz o zaman. Evet, tartışmaya devam, beklemeye teşekkür devam. Teşekkür ediyorum tekrardan. Biz yayınlarla buralarda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.